Selam dostlarım. Bu videoları çekerken ben aslında hepsinin tamamen bir video olacağını düşünmüştüm. Hani bir büyük New York videosu. Ama sonrasında iki parta bölmeye karar verdim. Bir önceki partı izleyebilirsiniz. Kanalımda yayında şu an. Neredeyse bir aydır falan. Ama bu videonun o yüzden hani başlangıcı gibi bir şey yok. Sanki hani başlangıç çoktan yapmışım. Bu vlog devam ediyormuşçasına öyle bir mentalitem var videoda ama hani yepyeni bir video artık bu. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Öncelikle manzara müthiş. Vay arkadaş ya. New York. Concrete jungle where dreams are. Neyse bana mal gibi bakmasınlar. Burada bu arada mal gibi bakma gibi bir şey yok biliyor musun? O konsepti kaybetmiş millet. Yani cidden. Yok. Herkes kendi halinde. Herkes gerçekten. Ya yani olabilir kafasında. Bu konuşmayı Brooklyn Bridge'in altından gerçekleştiriyor olmam da gerçekten tekrardan hayatıma teşekkür ediyorum. Anneme ve babama teşekkür ediyorum. Teyzeme teşekkür ediyorum. Slay. Evet, şimdi yürüyorum işte bu şekilde. Brooklyn Bridge. Daha da fazla Brooklyn Bridge. New York. Evet. Gözüküyormuş özgürlük heykelinde. Evet. New York, New York. Gitmek istediğim bir tane dükkan var ama hani yemek, bagel dükkanı. Timothée Chalamet'in çok gittiği bir dükkan. Timothée Chalamet şu an bir de New York'ta. Yani her neyse işte onun çok sevdiği bir bagel dükkanıymış. Ona gitmek istedim de zaten karnım da acıktı. Ama evet Brooklyn bu şekilde. Girl dinner. Şaka. Girl dinner değil. Bilmiyorum belki de girl dinner. Şu an bilmiyorum. Ama bir şey söyleyeyim. Öncelikle orada çalışan adam çok tatlıydı. Çok tatlı. Dedim ki ben hayatımda hiç bagel yemedim. Sıfır. Dedim. Bana yardımcı oldu. Çok teşekkür ediyoruz o yüzden. Customer service iyi. Öyle efendim yani şu an bu şekilde. Burada skateboylar var. He was a skater boy, she said see you later boy. Yani aynen. Kavga çıktı. Ay, kavga çıktı. Neyse efendim. Gideceğim. Parkta oturacağım. Kitabımı okurken bagel'ımı yiyeceğim. Ve New Yorker hayatımı yaşayacağım. En azından düşleyeceğim.
Kalıcı'dan sesleniyorum. Burası ben bayağı beğendim burayı. Brooklyn gibi aslında, yani şehrin çok daha sakin bir kesimi falan. Ama ona rağmen hani hayat var. Yani parkta falan insanları böyle izlerken de gördüm. Yani cidden çok değişik tipler var. Yani New Yorker dediğimiz tipler, güzel güzel giyinmiş olanlar, yaşlılar, aileler, çocuklu aileler. Yani bayağı insan, farklı farklı tipten insan vardı yani, burayı bayağı beğendim. Önce tabii ki ne bulmam lazım? Soğumam lazım. Yine çok susadım her zamanki gibi. O yüzden bir Starbucks bulursam, Starbucks'a gelip... Ay, burada suyun bedava olması çok güzel bir şey bu arada. Cidden yani I love it. Cidden I love it. Geçiyorum, geçtim vallahi. Dondurmanın porsiyonu o kadar büyüktü ki, ya ben gerçekten şeyi anlamıyorum. Annemlerle falan konuştum tabii, hani anlıyorum neden yaptıklarını. Ama hani bu kadar büyük porsiyonlara gerçekten ne gerek var ya? Yani ben Amerika'ya geldiğimden beri galiba bir önceki günde gösterdiğim o pizza dilimini bitirebildim sadece. Geri kalan hiçbir şeyi bitiremiyorum. So just gonna let some brand new happen to me. And it's alright, it's alright, it's alright, it's alright, it's alright. Bright lights in a bigger city. It belongs to us tonight. Friday's cool, but the sun by Saturday night. You can say what you want to, 'cause you know. This Saturday and every Saturday for the rest of my life. And everyone's waiting in line. Yeah, looking good, I'm looking for a real good time. And I guess I'll never want to heal. But I can find someone to share all of this with. So what was the ticket? Efendim Tünaydın, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün yine New York'tayım. Benle bir New York günü daha. Bugün planlarında şu an Soho ve Noho'yu gezdim. Soho çok çok kasıntı bir yere benziyordu bu arada, ayıptır söylemesi ama. Şimdi evet, kitapçımıza geldik. Şu kitapçıya geçeceğim içerisine. Çünkü burası bir tane kitapçıdan, kitapçı gezmeyi çok seviyorum. İki, bir de Taylor Swift'in All Too Well Short filmindeki kitapçı burası. O yüzden çok heyecanlıyım. Haydi gidelim. Durmam lazım. Durmam lazım. Biliyorum durmam lazım olduğunu ama duramıyorum. Yapamıyorum. Olmuyor. Burası da ikinci el dükkanıydı aslında ve janraya göre, yani şeye göre ayırmışlar. İşte fiction, children's, çocuk kitabı, kurgu kitap, sanat kitapları falan filan tarzında.
Ve içerisinde kafe de vardı, çok tatlıydı. Mini minnacık anneanneme, Ayşe Sultan'a çok benzeyen bir teyze işletiyordu orayı. Manyak gibi para yapıyor. Öyle böyle değil ya. Öyle böyle değil yani. Kadın durmadı hiç. Hiç durmadı, sıfır. Yani ikide bir, ikide bir. Biri geliyor diyor ki tepsi istiyorum şeyleri koymak için. Veya ödemek istiyorum böyle hani 20'şer tane falan almış millet tabii. 50 cent olunca onlara kaos. Neyse şu an Middle Italy'deyim. Çok güzel kokular etrafta yayılıyor ama Basın Middle Italy gibi değil. Daha çok hani yani başka mutfaklar falan da vardı. Yani sırf İtalyan mutfağı gibi değil bence. Eğer gerçek İtalya'yı görmek istediğiniz bir vlog olursa şuradan izleyebilirsiniz. İki kere gittim İtalya'ya. Üç kere gittim İtalya'ya, ikisini vlogladım. Lütfen izleyin, kanalımda var. Ama burası kaotik. Bağdat Caddesi gibi bir şey yani. Bağdat Caddesi gibi değil, pazar gibi bir şey yani burası cidden. Yani food market. Haydi görüşürüz. Eğer hiç şeyde bulunduysanız Alaçatı'da yazın gittiyseniz o ünlü caddede ve aynı şekilde böyle insan trafiği olur ve aynı şekilde bunda da yan tarafta yemek yerler böyle. Ama burada en azından böyle bir duvar gibi bir şey koymuşlar yani çok dibine dibine değil ama aslında dibine dibinde. Oha bu abi terasi tişörtü giyiyor. Aha, bu abi meşhur. O abi meşhur. Aa, TikTok meşhuru yani. TikTok meşhur dediğim, altını çiziyorum. TikTok meşhuru. İnanamıyorum. Şu an şok oldum ya. Aa. Evet bu. Gözükecek mi ki bilmiyorum. Şöyle çekiyorum ama videosunu koyarım yine. Taylor Swift coverları falan yapıyor şeyde. Washington State, Washington Square Park'ta. Aa, çok şaşırdım. Neyse. Neyse. Chinatown'dayım. Şu arkadaki bakery'yi önermişlerdi. TikTok'ta galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle bir... Allah korktum. Şöyle bir melon cake aldım. Onu deneyeceğim. Şu an yani Chinatown çok enteresan duruyor. Yani. Little Italy bildiğin hani pazardı yani. Literal pazardı. Ama burası daha böyle dükkan dükkan gibi. O yüzden heyecanlıyım. Şunu deneyeceğim ama nerede oturabilirim bilmiyorum. Starbucks bulsam, su alsam çok süper olur. Her şey, her video aynı şey diyorum ama Starbucks bulup su bulsam, alsam o kadar mutlu olacağım ki ya. Of. Her neyse. Kimse gelmiyor, ben geçiyorum.
Yine ben, merhaba. Bu videonun bir kapanışı da yok. Özellikle o son dakikalarda, o Empire State'i falan çektiğim, Highline'ı çektiğim, telefonun şarjı %1 falandı. Yani ben hangi akla hizmet videoyu durdurmayıp da video çekmeye devam ettim. Çünkü hani İstanbul'da şarjsız kalmak bir şey. Bambaşka bir kıtada, çok da bilmediğim bir şehirde şarjsız kalmak başka bir şey. O yüzden hani aklıma şaşırıyorum bazen. Her neyse, bu videonun sonu bu. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Niye kalp gibi duruyorum bilmiyorum. Böyle çok garip geliyor. Çünkü uzun süredir böyle oturmalı video çekmediğimin farkındayım. Ben artık vlog editlemekten çok sıkıldım. Neden diyeceksiniz. Aslında sıkılmadım. Vlog editlerken çok üzülüyorum. Çünkü okula başladım şu an. Son senemdeyim. Son sene stresi var üstümde. Ve bu videoları izlerken çok üzülüyorum. Çünkü hayatın ne kadar güzel bir şey olabileceğini görüyorum. Yaşadım çünkü. Ama şu an çok flopum yani arkadaşlar. O yüzden kusuruma bakmayın. Bu video uzun süre yayınlayacağım son vlog olacak umarım. Belki Bilkent'le alakalı bir vlog yayınlarım ama onun dışında artık oturmalı, konuşmalı Zeynep videoları gelecek diye. Çok öpüyorum sizi. Hoşça kalın. Bay bay. Ew.